Merhaba arkadaşlar, bu videoda Afyon Lisesi'nin grafiğine bakacağım. Videoya başlamadan önce like atarsanız ve yorum atarsanız mutlu olurum. Evet, ilk olarak uzun vadeli görünümünden başlayacağım. Bakın hep 5 senede bir buraya değmiş. Görüyorsunuz. Pardon, şunu işaretleyeyim. Ve hep 5 senede buraya değmiş bu noktaya. Bu sene üstüne çıkmış ama yine kalıcı olamamış bu sene. Böyle bir trendi var uzun vadede. Çok önemsiz bir trend şu an. Bu noktalara gelmez. O yüzden kaldırıyorum bunu. Bakın. Şuradan buraya bir kanal var burada. Hep bu kanal içinde ilerlemiş ise yıllar boyunca. Bu sene kırmış bu kanalı. Şimdi bu kanalın altına sarkmadığı sürece bence güzel gözüküyor. Önü açık ve yukarıdaki şu kırmızı çizgiyi geçerse 11 12 liraya önü açık gözüküyor. Ama bakın hep 5 senede buraya değmiş. 2010'da değmiş. 2015 ve 2023'te değmiş. Birazcık artık bu bölgelerden uzaklaşması lazım. Daha fazla prim üretmesi lazım. Kaç sene aynı kalmış fiyatı görüyorsunuz. Kısa vade için bir destek seviyelerine bakalım şimdi. Günlüğü alıyorum. Grafiği. Pardon, şunu şöyle biraz yakınlaştırayım. İyice görelim. Bakın. İlk desteği aşağıda buraya geliyor. Şöyle yapayım. 200 günlük ortalamayla da beraber olalım. Şu noktaya geliyor de ilk destek olarak. Aynı şekilde 200 günlük ortalama ve Fibonacci 0.5 noktası var. Şurası direnç olarak çalışmış. Bakın bu noktada direnç olarak çalışmış önceden. Şimdi destek olarak çalışması mümkün. 200 günlük ortalama da var. Güçlendirmiş iyice orayı. Eğer oranın aşağısına sarkarsa 0.600 noktası, yani 6.15 noktası gözüküyor aşağıda. Bu iki nokta bizim için çok önemli olacak. Hissenin 0.5'e değeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü düşüş eğiliminde. Şöyle bir trendi var. Aşağıya doğru. Böyle bir trendi var. Şu an hissenin fiyatı kaç? 8.58. Tam 100 günlük ortalama ile aynı fiyat. 100 günlük ortalama 8.58. Hissenin fiyatı da 8.58 kalmış. Açıkçası yeni girecek olan arkadaşlar varsa birazcık daha aşağıyı düşünebilirler. Veya düşenin kırmasını bekleyebilirler. Ben olsam şu noktayı beklerdim. Şu dikdörtgenini işaretlediğimiz 7.62 ve 7.29 aralığını beklerdim bu hisse için. Çünkü burası sağlam bir destek olmuş. Bakın trendi de var. Trend geliyor buradan. Trend de buraya destek yapacak 200 günlük ortalamayı. O yüzden 200 günlük ortalama beklenebilir. Uzun vade bakacak için benim açıkçası pek sevmediğim bir hisse tarzı tekrar gösteriyorum. Hep aynı yerden dönmüş yani. 2010'dan beri güzel bir prim üretemiş. Ama bayağı güzel şeyler vardı, temettüler vardı. Bunu biliyorum. Gayet büyük temettüler vardı hatta. O da başka bir artı yana. Yukarıda direnç olarak nereyi işaretleyebiliriz? Bakın ilk olarak şurası var. 9 lira. İkinci olarak da 9 lira üstünde hissenin direnç yapabileceği bir yer yok. Üstü açık. Sadece 9 lira üstüne geçmesi lazım. Üstünde kalıcı olabilmesi lazım. Aşağıda dediğim gibi 7.62 ve 200 günlük ortalama. Eğer onun aşağısına bir trendin altına sarkarsa 6.15'lik bir destek bizi bekleyecek. Birazcık daha saat diye yakınlaştıralım. Evet, yine aynı görüntü. Bakın buradan düşen trende girmiş. Bu düşen trendi kırarsa, düşenini kırarsa gayet güzel olur. İndikatörler MACD pozitife geçmek üzere, görüyorsunuz. Şöyle büyüteyim. Pembe mumlar gelmiş, kırmızı mumlar bitmiş. Buradan güzel bir alıcı yakalayabilirse
hisseyi yukarı vurabilirler açıkçası. En önemli yer 9 lira. 9 lira 10 kuruş. Bu aralığı geçmesi lazım. Üstünde kalıcı olabilmesi lazım. Aşağıda 7,60 var. Bakın şurada gaplar da bırakmış. İlla ki bunları da kapatmak isteyecek olabilir yani arkadaşlar. Bunu da dikkate almak lazım. O yüzden yeni alış girecek arkadaşlar 7,62'yi bekleyebilirler. Tabii yatırım tavsiyesi değiller. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sağ olun.